Tarafsız haber, Barış Biner'de bir son dakika gelişmesi. Oda TV'nin haberini aktarıyorum. Gazete manşetlerine devam ediyoruz. Yorumlayacağım ama üzücü bir haber. Ayasofya'da Atatürk'e lanet okundu. Atatürk'e bir kez daha lanet okundu. İkinci Atatürk'e lanet skandalı. İşte Oda TV'nin attığı başlık. Ayasofya'da Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka Atatürk'e lanet okundu. İkinci skandal. Barış Biner tarafsız haber olarak geçmiş olsun Türkiye diyorum. Ülkenin kurucusuna, kurucumuza bir kez daha lanet okudular. Taksim Camii'nin açılışının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya İlkebir Camii şerefine geçti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e lanet okumasının ardından yeni bir skandal yaşandı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya'da dün düzenlenen programa icazet aldı. Atatürk'e lanet. Program sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeler kullanıldı. Ayasofya'da Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka Atatürk'e yeniden lanet okumuşlar. Ve bu haber bugün, şimdi yeni ortaya çıkıyor. Bu skandal yeni ortaya çıkıyor. Bakalım neler olmuş. Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman için ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir diyor. Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin, bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma diyor. Kimler oradaydı? Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop katılmış ve Ali Erbaş katılmış. İcazet merasimi Erdoğan'ın torunu katılmış. Mustafa Şentop'un oğlu katılmış. İlk namazda kriz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki ilk namazda kılıçla hutbe vermiş. Erbaş'ın vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar sözleri Atatürk'e hedef almış ve tepki almış. İşte dün yeniden Atatürk'e lanet okunmuş. Erbaş'ın Diyanet'in resmi internet sitesine yayınlanan hutbenin dışına çıktığı bu sözleri dikkat çekti. Ve Erdoğan'ın gözünün içine baka baka Ayasofya'da Atatürk'e lanet okunmuş. Ayasofya'yı müze yapma kararı alan Mustafa Kemal ve Cumhuriyet'in kurucularına yönelik sözlerde tartışma çıkarmıştı diyor. Videoda ne varmış? Değerli izleyiciler, Atatürk'e Ayasofya'da bir kez daha lanet okundu. Beğene basın, bildirimleri açın ve kanalımıza abone olarak destek olun. Hoşça kalın.